çocuklar, bu videomuzda sizlerle birlikte Pinokart'ımızı kullanarak bir çarkı felek projesi yapacağız. Projemizi yaparken kullanacağımız malzemeler: bir tane Pino kontrol kartı, buton modülü, DC motor, pil, pil şapkası, bağlantı kablomuz, bir adet USB kablomuz ve devremiz ile tasarımımızı birleştirmek için silikon tabancamız. Hemen pilimizi ve pil şapkamızı kenara alıyorum. Butonumuzu nasıl bağlıyorduk onu hatırlıyoruz. Butonumuzun üzerinde mor bir etiket bulunmakta. Bu şu anlama geliyordu: Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara butonumu bağlayabilirim. Hemen geliyorum. Kablomu alıyorum ve istediğim mor kapılardan birine bağlantımı oluşturuyorum. Şöyle çalışıyordu butonumuz. Bastığımız zaman bir, basmadığımız zaman da bizlere sıfır değerini veriyordu. Tekrar edeceğiz bunu zaten. Bir de DC motorumuz vardı. DC motorumuzu da pino kontrol kartımıza takarken şöyle takıyorduk. Sağda ve solda iki tane soket girişi bulunmaktaydı. A1 ve A2 sağ tarafa denk geliyordu. B1 ve B2 ise sol tarafa denk geliyordu. Ben hemen geliyorum. Bunu sağ tarafa, yani A1 ve A2'ye takıyorum. Şu şekilde. Evet. Artık pino kontrol kartımızı bilgisayarımıza bağlayabiliriz. USB kablomu alıyorum. Bir ucunu hemen bilgisayarıma takıyorum. Şöyle. Takamadım. Diğer ucunu da pino kontrol kartımıza takıyorum. Bilgisayarımdan Nblock yazılımını açıyorum. Ve Nblock yazılımını açtıktan sonra pino kontrol kartımızı kodlayabilmemiz için pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Uzantılar diyorum. Uzantıları yönet. Arama bölümüne pino. Ve karşıma çıkan eklenti paketini indir diyorum. Daha sonra açık olan sayfamı kapatıyorum. Uzantılara geliyorum. Pino seçilimi evet ama Arduino da seçili. Arduino ile bir işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara geldim. Arduino Nano seçilimi evet. Bağlan diyorum. Seri port ve COM değerini seçiyorum. Bende COM 6 çıktı. Sizlerde COM 3, COM 5 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismi. Hemen bağlan diyorum. Aygıt yazılım güncellemesi. Aygıt yazılım güncellemesi de Nblock yazılımı ile pino kontrol kartımızın haberleşmesini sağlıyor. Yine bununla birlikte kontrol kartımızın içerisinde kodlar var ise bunları silmemizi sağlıyor. Ya da proje yaptınız, projenizin tasarımından eminseniz fakat bir türlü kodlarından da eminseniz, bir türlü çalıştıramıyorsanız mutlaka aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kapat diyorum. Artık pino kontrol kartım kodlanmaya hazır. Hemen bir butonumuzdan değerleri okuyalım. Artık bunları biliyorsunuz ama ben hatırlamak için tekrardan yapıyorum. Robotlar bölümünden buton okuma kodunu aldım. Kaç numaralı kapıya bağlı? 1. 1 numaralı kapıyı seçiyorum. Ekrandaki pandama söyletmek istediğim için görünümden merhaba D'yi aldım. Buton değer okuma kodunu merhaba D'nin içerisine yerleştirdim. Sürekli yapmasını istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kodu ile de merhaba D'yi birleştirdim. Ben bunların bir olaya bağlı çalışmasını istediğim için olaylara geldim. Yeşil bayrak kodunu aldım. Şöyle pardon. Ve yeşil bayrağa basıyorum. Şu an bana sıfır değerini veriyor. Bastığımda ise bir değerini veriyor. Harika. Bir de DC motorumuzu hemen çalıştıralım. Şöyle tutuyorum. DC motorumuzu çalıştırmak için robotlar bölümüne gidiyorum. Hemen aşağıya doğru indiğimde Pinobot Teker diye bir kodumuz vardı bizim. Buradan sağ A1 ve A2, sol ise B1 ve B2 işaret ediyordu. Ben A1 ve A2'ye taktığım için sağ taraf diyorum. İleriye doğru dönmesini istiyorum. Ve hızının da 255 olsun. Evet, tıkladığım zaman çalışıyor. Bir olaya bağlamadım. Üzerine çift tıkladım. Hemen diyorum ki sıfır yap diyorum. Yani dur. Çift tıklıyorum tekrar. Gördüğünüz gibi durdu. Harika. Şimdi ben bütün bunları tasarımım ile birleştireceğim ve daha sonrasında algoritmamızı oluşturacağız. Bizim algoritmamız şu şekilde olacak. Bastığımız zaman çarkı feleğimiz dönecek. Peki nasıl bir tasarımım var? Sizler için harika bir tasarım var. Şöyle gösteriyorum hemen. Şu
şöyle göstereyim. Böyle bir tasarım hazırladım. Ben DC motorunu öncesinden yapıştırdım. Mekanizmamın ortasında bir delik var. DC motorumun şuradaki beyaz bölümünü oradan çıkarttım ve tam olarak oraya yapıştırdım. Alttakini de zemine sabitleyemeyeceğim için orayı da dil çubuklarından bir mekanizma oluşturdum. Şimdi bunların hepsini elimdeki yani şu alttaki beyaz kartonuma yapıştıracağım. Dönmeye başlayacak. Ben butona bastığımda dönecek ve çektiğimde ise duracak. Ve bakalım bana hangisi denk gelecek. Öncelikle bir şu DC motorumu çıkartıyorum. Şöyle diğerini takmak istiyorum. Şöyle. Harika. Kendime de böyle durduğunda işaret etmesi için ok şeklinde bir çöp şişten bardağın üstüne yapıştırdık. Şöyle şuraya sabitleyebilirim. Önce o zaman kodlarımızı yazabiliriz. Ben butona bastığım zaman DC motorunun dönmesini istiyorum. Hangi hızda? 255 hızında. Hemen bir yazalım kodlarımızı. Kırmızıya bastım, her şeyi durdurdum. Algoritmamızda ilk olarak istediğimiz şey butona basılı olup olmadığını kontrol etme durumu. Şimdi ben bir kontrol mekanizması oluşturmam gerekiyor. Yani bir koşullu ifade lazım bana. Eğer ise yani iki tane eğer ile de yapabilirim. Butona bir butondan gelen değer 0 ise ve butondan gelen değer 1 ise diye ya da bir tane kodla yani eğer ise değilse ile de bu işlemi yapabilirim. Ben eğer ise değilse ile yapacağım. Şimdi şunu yazacağım. Eğer benim butondan gelen değerim, buton kodum şurada var. Direkt onu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlıysa onu seçiyorum. Şöyle kutucuğun içerisine. Kaça bağlıydı benimki? 1'e bağlıydı. 1 numaralı kapıdaki butonun değeri 1 ise yani basılı ise benim DC motorum dönsün. 255 hızında dönsün hatta. Ve kaç saniye boyunca dönsün? Yani eğer basıp çektiğimde durmasını mı istiyorum yoksa belli bir süre dönmesini mi istiyorum? Ben belli bir süre dönmesini istiyorum. Ne kadar olsun? O da 7 saniye olsun. 7 saniye boyunca benim DC motorum artık dönecek. Eğer 1'e eşit değilse yani benim butonuma basılı değilse yani değerim 0 ise benim DC motorum ne yapsın? Dursun. Geliyorum buraya. Pinobot sağ tarafa denk geliyordu. İleri hızı 0. Hızı 0 demek zaten durması anlamına geliyordu. Bu işlemi bir kere mi yapsın istiyorum? Sürekli mi? Sürekli yapmasını istiyorum. Geldim kontrole. Sürekli tekrarla kod bloğunu aldım. Ve eğer ise değilseyi sürekli tekrarların içine yerleştirdim. Bir kere ben bunu çalıştırmak istiyorum. Bir olaya bağlayacağım. Yeşil bayrak olayını aldım. Şimdi yeşil bayrağa tıkladım. Şöyle bir ön deney yapalım. Şuraya da sabitlediğimi düşünüyorum. Elimle tutuyorum şu an alttan. Hatta şöyle yapayım biraz daha. Evet. Şöyle. Şu an bastım, dönüyor. 7 saniye boyunca dönecek. Bakalım ne gelecek. Şarkı söyle. Şu an ben bunu şarkı bilmiyorum. Sesime çok güvenemedim. Neyse tamam sizin için bir şarkı söyleyeceğim sonraki videolarımda. Ama önce bir sabitleyeyim. Sabitledikten sonra ne çıkıyorsa yapacağım söz. Hemen geliyorum. Çok şey yerden geldi. Önce kodlarımızı bir içerisine atalım Pinokartımızın. Durduruyorum. Sürekliden ayırdım. Yeşil bayrağı kenara koydum. Robotlara geldim ve Pino programı ile birleştirdim. Sağ tıkladım, Arduino'ya yükle dedim. Arduino'ya yükle diyorum tekrardan. Şu an yükleme işlemimiz gerçekleşiyor. Bilgisayarımızdan bütün kodlar kartımızın içine yükleniyor. Sonrasında pilimizle bir çalıştıracağız. Şöyle. Yüklenmesini bekliyorum. Yükleme sırasında kabloları çıkarmıyoruz. Yüklememiz bitti. Kapat diyorum. Artık USB kablomu çıkartabilirim. Şimdi silikon tabancası yardımı ile önce mekanizmamı bir yerleştirmek istiyorum. Şöyle şuradan çıkartayım. Sağ tarafa bağlamıştım biliyorum. Şöyle koyayım. Şu an bekliyorum biraz kurumasını.
Umarım pas geliriyorum içimden şu anda. Biraz daha bekliyorum, düz kurusun. Öyle. Şöyle çeviriyorum. Evet, artık tasarımım hazır. Şimdi pilim takılı zaten. On-off bölümünden on yapıyorum. Gördüğünüz gibi çarkı fileğim şu anda hareketsiz bir şekilde duruyor. Çünkü düğmeye basılı değil. Şimdi butonuma basacağım ve dönmeye başlayacak. Bakalım şansıma ne gelecek. Heyecanla bekliyorum. 7 saniye boyunca dönüyor. Çok heyecanlıyım. Tıp. Sanırım yeterli. Şimdi bir de bir farklılık yapmak istiyorum. Yönetmenimizi buraya davet ediyorum. Bir de gelsin, o bassın bakalım ona ne denk gelecek. Evet, bekliyorum. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Evet. Şurada Hemen bas. düğmeye basıyoruz. Sonra dönüyor ne çıkarsa. Tamam hocam, şöyle. Evet. Bakalım ne Umarım gelecek. kolay bir çıkar. Umarım. Pas. Çok şanslısınız. Şanslıyım hocam. Evet. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi bu projede sizlerle birlikte butonu ve DC motoru kullanarak çok keyifli, çok eğlenceli bir oyun yaptık. Sizler de bu projeyi yapıp ailenizle oynayabilirsiniz. Hatta videolarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Videolarınızı ve resimlerinizi bekliyoruz. İyi çalışmalar dilerim.